Tarihi Kırkgöz Köprüsü, Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'ne akan Akarçay üzerindedir. Bizans İmparatorluğu döneminde yapılmış olan Kırkgöz Köprüsü, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat Seferi'ne hazırlık yapması üzerine Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. İpek Yolu üzerinde bulunan köprü, Mimar Sinan tarafından 64 göze kadar uzatılmıştır. Şu an 200 metre uzunluğunda olan köprü, tarihi süreçte 400 metreye kadar ulaşmıştır. Kırkgöz Köprüsü, Bolvadin ilçe merkezinin dışında Akarçay üzerindedir. Köprü kuzey ve güney bölümü olarak ikiye ayrılır. Güney bölümü, Bizans İmparatoru 1. Manuel Comnen tarafından 1150 yılında kırk gözlü olarak mermer ve bazalt taştan yapılmıştır. Surre-i Hümayun alayının yolu üzerinde bulunan köprü, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından kuzey yönde 64 göze kadar uzatılmıştır. Günümüze ulaşan köprü gözlerinin sayısı 57'dir. Mimar Sinan köprüye bir namazgah ve suya inmek için de mermer bir merdiven yaptırmıştır. Köprüde bazalt, andezit ve mermer devşirme taşlar kullanılmıştır. Adıyaman'da Cendere Çayı üzerinde yer alan ve dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak anılan Cendere Köprüsü, Adıyaman'a 55 kilometre mesafede bugün eski kale olarak bilinen bir antik yerleşim bölgesinde bulunmaktadır. Kahta ve Sinci'yi birbirine bağlar. Cendere Köprüsü, Roma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü olarak da bilinir. Antik Cabinas, yani Cendere Çayı üzerinde yer almaktadır. Köprü, muhteşem bir kanyondan akan çayın iki tarafını birleştirdiği için bu isim verilmiştir. Kahta ilçesinden Nemrut Dağı'na doğru giderken, Karakuş Tümülüsü'nü geçtikten yaklaşık 10 kilometre sonra Sincik-Karahisar yol ayrımında bulunmaktadır. Köprü M.Ö. 193 ile 211 yıllar arasında hüküm süren Roma İmparatoru Septimus Severus'un emriyle o tarihte Samsat'ta karargah kuran 16. Lejyon tarafından yaptırılmıştır. Cendere Köprüsü, antik Roma mimarisinin muhteşem bir anıtsal örneğidir. Biri ana kemer ve biri tahliye kemeri olmak üzere iki kemerden oluşan köprü, her biri tonlarca ağırlıkta olan düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. 7 metre genişliğinde, 30 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda olan köprünün en ilginç mimari özelliği harç kullanılmadan yapılmış olmasıdır. Köprü her iki tarafından rampa biçiminde yükselerek orta kısımda birleşmektedir. Bu özellik, köprünün hem statik olarak dayanıklılığını artırmakta hem de köprüye anıtsal bir görünüm kazandırmaktadır.
köprünün güneydeki girişin her iki tarafında birer adet Korint düzeninde sütun bulunmaktadır. Üzerinde yer alan yazıtlardan birinin köprüyü yaptıran İmparator Septimus Severus, diğerinin ise onun karısı Julia Domma adına dikildiği anlaşılmaktadır. Kuzeydeki girişin bir tarafında bulunan sütun üzerindeki yazıt ise bu sütunun oğulları Caracalla adına dikildiğini göstermektedir. Bu sütunun karşısında köprünün yapıldığı dönemde oğulları Geta adına dikilmiş bir sütun daha olduğu bilinmektedir. Ancak Septimus Severus'tan sonra tahta geçen İmparator Caracalla, kardeşi Geta'yı öldürterek Roma topraklarında Geta adına dikilen ne varsa yıktırmış, bu yıkımdan Cendere Köprüsü de nasibini almış ve kardeşi Geta adına dikilen sütun kaldırılmıştır. Cendere Köprüsü'nün yapımından sonra Roma döneminde değişik zamanlarda onarım gördüğü köprünün korkuluk kısmında yer alan yazıtlardan anlaşılmaktadır. Tarihi Murat Köprüsü, Muş ilinde Murat Nehri üzerinde bulunmaktadır. Köprü, Muş il merkezinin güneyindedir ve şehre 12 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Üçüncü yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan tarihi Murat Köprüsü'nün ilk yapılış zamanı hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Köprüde bulunan mermer üzerinde yazılan 1871 tarihli kitabeden Osmanlı döneminde köprünün restore edildiği saptanmıştır. 143 metre uzunluğa sahip olan köprü 5 metre genişliğe sahiptir. Köprü toplam 12 oluk gözüne sahiptir. Tarihi Murat Köprüsü günümüzde de aktif olarak kullanılmaktadır. Yöre halkı tarafından söylenen efsaneye göre köprüyü Ermeni zengin bir kız yaptırmış ve yapımı sırasında köprüyü görmeye gittiğinde köprüde çalışan bir ustanın oturduğu noktada sürekli bir kibrit yaktığını görüp sinirlenmiş. Usta kıza "Çok cimrisin." demesi üzerine Ermeni kız "Cimri olmadığımı kanıtlamak için köprünün ayağına bir küp altın gömeceğim." demiş. Bu efsane üzerine gömülen küp altını bulmak için köprü tahrip edilmiş ve hatta orta ayakları patlayıcı kullanılarak yıkılmıştır. Sonrasında yapılan restorasyon çalışmaları ve güvenlik önlemleriyle köprü eski günlerine geri dönmüştür. Adana Taş Köprü, Adana şehir merkezinde Seyhan Nehri üzerindedir. 4. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılmıştır.
yapı tahminen 7-8 yıllık sürede tamamlanmıştır. Taş köprü tarih boyunca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü olmuştur. Abbasi halifesi Harun Reşit, bazı eklerle Adana Kalesi'ne birleştirmiştir. 9. yüzyıl başlarında Harun Reşit'in oğlu olan 7. Abbasi halifesi Memun tarafından onartılmıştır. 1713 tarihinde 3. Ahmet, 1847'de Kel Hasan Paşa, 1789'da Adana Valisi Ziya Paşa tarafından da tamirat görmüştür. Bu üç onarımının kitabeleri mevcuttur. Son onarım 1949 yılında yapılmıştır. Taş köprü 319 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindedir. 21 kemerden 14'ü ayaktadır. 7 gözü toprak altında kalmıştır. 17. yüzyılda köprüyü ölçen Evliya Çelebi, boyunun 550 germe adım olduğunu kaydeder. Bu durumda köprünün gerçekte 495 metre ile 417 metre arasında değişen bir uzunlukta olduğu ortaya çıkar. Kısalmanın sebebi zaman içinde her iki ucunun toprak altında kalmasıdır. Taş köprü Seyhan Nehri üzerinde, Adana kent merkezinde Seyhan ve Yüreğir yakalarını birleştirir. Adana'nın simgesi olarak kabul edilen köprü, 1. Roma dönemi eseridir. İlk yapıldığında yarı yarıya daha dar olan köprü daha sonra genişletilmiştir. Tarihin bütün dönemlerinde önemli bir geçiş yerinde bulunan taş köprü muazzam bir köprüdür. Yararlılık, sağlamlık ve estetiğin birleştiği bir mühendislik eseridir. İnşa edildiği malzeme bölge için o kadar önemlidir ki adını inşasında kullanılan malzemeden alır. Yakın çevrede taş ve taşçı ustası bulunmadığına göre taş bir köprü yapmak için gereken bilgi ve teknik birikim başka yerlerdeki köprü uygulamalarıyla sağlanmıştır. Hem malzemenin hem de iş gücünün uzaktan getirilmesi, İnşaat ekonomisine azami dikkat edilmesini şart kılmıştır. İkinci Beyazıt Köprüsü, Çorum'un Osmancık ilçesinde İkinci Beyazıt tarafından inşa ettirilen köprüdür. Osmancık Köprüsü ve Koyun Baba Köprüsü diye de adlandırılmaktadır. Kızılırmak üzerinde inşa edilen İkinci Beyazıt Köprüsü'nün uzunluğu 250 metre, genişliği ise 7,5 metredir. 15 gözlü köprünün en geniş gözünün açıklığı 16 metre, en dar gözünün açıklığı ise 9 metredir. Osmancık ilçe merkezinde Kızılırmak üzerinde bulunan Koyun Baba Köprüsü'nün yapımına 1484 yılında başlanmış, 1489 yılında tamamlanmıştır. Osmancık Köprüsü, dikdörtgen kesitli sarı kesme taşlardan yapılmıştır. Sivri kemerli köprü 19 gözlü olarak inşa edilmiştir. Irmak birikintileri sebebiyle 4 göz toprak altında kalmış olup 15 gözü görülebilmektedir.
ismini Osmancık'ta yatan Koyun Baba'dan alan köprünün kitabesi Arapçadır. Kahramanmaraş ilinde bulunan Ceyhan Köprüsü'nün 15. yüzyılda Dulkadir Beyliği döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. Ceyhan Köprüsü günümüze kadar çeşitli onarımlar görmekle beraber orijinal özelliğini korumaktadır. 158 metre uzunluğunda olup sivri kemerli 6 adet açıklığa sahiptir. Ceyhan Köprüsü, Kahramanmaraş-Kayseri yolunda kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta Kılavuzlu Mahallesi sınırlarında yer alır. Ceyhan Nehri üzerinde olmasından dolayı bu isimle anılır. Moloz taş malzemenin kullanıldığı yapı, ihtişamlı duruşuyla günümüze kadar gelebilmiştir. Halk arasında Taş Köprü, eski Ceyhan Köprüsü adlarıyla da anılır. Üzerinde ne zaman yapıldığına ilişkin herhangi bir kitabe yer almaz. Köprüyle ilgili şu ana kadar tespit edilen en eski kayıt 1563 tarihli Maraş Tahrir Defteri'dir. Osmanlı dönemine tarihlenen bu tahrir defterlerinde Cisri Ceyhun, yani Ceyhan Köprüsü adıyla anılmaktadır. Dulkadir oğullarının son hükümdarı Alaeddin Bozkurt Bey döneminde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Köprü şeklinden dolayı aktif kullanıldığı dönemlerde Kambur Köprü olarak da anılırdı. Mesire ve ziyaret alanı olduğu günden beri bu isim unutulmuştur. Kurulmuş olduğu vadinin dar ve derin yapısı gereği asimetrik bir mimariye sahiptir. Tabandan yaklaşık 18 metre yükseklikte bulunan sivri kemerli ana açıklığın her iki tarafı da güneye doğru hafif kıvrılarak uzamaktadır. Ana açıklığın kayalıklarla birleşen batı kısmında tek, düzlüğe doğru uzanan, doğu tarafında ise dört küçük açıklık bulunmaktadır.